Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem ve 1. yazılı sorularını ele alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorular örnektir. Yani kesinlikle böyle bu sorular çıkacak, aynısı çıkacak diye bir şey yok. Ama bu sorular sınava çalışmanıza yardımcı olacak. Bunlar gibi yani bunlara benzer sorular sınavlarınızda çıkabilir arkadaşlar. Belki aynıları da çıkar yani arada tek tük aynı da çıkabilir arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra umarım size faydası olacaktır sınavda arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. Birincisine bakalım. İnsan nokta nokta sayesinde düşünür, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt eder. Ne sayesinde arkadaşlar? Aklımız sayesinde değil mi? Aklı sayesinde. İkincisine bakalım. Allah evrendeki varlıkları ölçülü, nokta nokta, düzenli ve birbiriyle uyumlu olarak yaratmıştır. Evet arkadaşlar, düzenliyi de doldurduk. Aklı da yazdık. Evet, üçüncüsüne geçelim. Evrendeki uyum nokta nokta veya kendiliğinden oluşamaz. Nasıl arkadaşlar? Tesadüfen oluşamaz değil mi? Allah yani her şeyin bir yaratıcısı vardır, bir yapanı vardır. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Var olan her şeyin mutlaka bir yapanı, bir neyi vardır arkadaşlar? Yaratanı vardır. Her şeyin mutlaka bir yapanı, bir yaratanı vardır. Beşincisine bakalım. Allah vardır ve tektir. Ondan başka Tanrı yoktur. Bu inanca ne denir arkadaşlar? Tevhid inancı denir. Yani birleme. Allah'ı birleme. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Nokta nokta Allah'la beraber başka tanrıların da varlığını kabul etmek. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Buna ne denir? Şirk denir arkadaşlar değil mi? Cahiliye devrinde ne yapıyorlardı? Putlara tapıyorlardı. Bu nedir? Şirktir. Yani ya da şu da olabilir. Allah iki tanedir. Allah üç tanedir. Haşa. Bunu söylemeye de arkadaşlar şirk denir. Yedincisi, dinimiz nokta nokta önem vermiştir. Neye önem vermiştir arkadaşlar? Çalışmaya önem vermiştir. 8. Nokta nokta Allah'a olan sevgimizi, inancımızı ve bağlılığımızı belirtmek, onun buyruklarına yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Nedir arkadaşlar? İbadet değil mi? İbadetler sayesinde ne yapıyoruz? Allah'a olan sevgimizi, inancımızı, bağlılığımızı gösteriyoruz. Onun buyruklarını yerine getirmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Yasaklarından da kaçınmış oluyoruz. 9. Solunum, dolaşım, sindirim sistemlerimizde görev alan organların programlanmış bir şekilde Allah'ın onlar için belirlediği görevlere uygun olarak çalışması evrendeki neye örnektir arkadaşlar? Düzene örnektir. Evet. 10. Hayranlıkla izlediğiniz her resmin bir ressamı vardır. Etkileyici bulduğunuz her müziğin bir bestecisi vardır da koskoca düzgün nokta nokta mı bir yaratıcısı olmasın. Neyin arkadaşlar? Evrenin değil mi? Her şeyin bir yapanı var, yaratanı var. O zaman evrenin de bir yaratıcısı neden olmasın? Evet. B kısmına geçelim. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz. Doğruysa D, yanlışsa Y. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği akıllı ve düşünebilen bir varlık olmasıdır. Doğru arkadaşlar. Allah'ın yarattığı varlıkların hepsi evreni oluşturmaktadır. Doğru arkadaşlar değil mi? Yani evrende olan ne var ne yok hepsini Allah yaratmıştır. İnsan aklını kendi çabasıyla elde etmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Bunu Allah-u Teala bize vermiştir. Allah'ın nimetleri yediğimiz ve içtiğimiz şeylerle sınırlıdır. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış değil mi? Okuldaki sıramız olsun, oturduğumuz ev olsun, hepsi Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nimettir arkadaşlar. Kainattaki gök cisimleri başıboş olarak hareket etmektedir. Başıboş mu arkadaşlar? Hayır, kesinlikle değil. Yanlış. Allah gökten belli bir ölçüde su indirendir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, yağmur yağıyor değil mi? Ne oluyor? Gökten su geliyor. Evet, sıradakine geçiyoruz. Oturduğumuz sıraların, yazı yazdığımız tahtanın, okul binamızın kendi kendine olabilmesi mümkün değildir. Doğru arkadaşlar değil mi? Yani kendi kendine bunlar oluşamaz. Tevhid inancının zıddı
şirktir. Tevhid neydi? Birlemeydi, değil mi? Allah birdir demektir. Ama şirk Allah iki tanedir, Allah üç tanedir ya da putlara tapmaktır. Ama tevhid yalnız Allah birdir arkadaşlar. Evet. Varlıklar arasında insanın yeri sıradandır, bir özelliği bulunmaz. Olur mu arkadaşlar? Olmaz, yanlış. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. O yüzden arkadaşlar bu cümle doğru değildir. İnsan kulağı her frekanstaki sesi işitebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Neden? Çünkü arkadaşlar belirli sesler vardır ki çok yüksek olduğu zaman bizler bu sesleri işitemeyiz. Ya da çok düşük sesler vardır. Bunları da işitemeyiz arkadaşlar. O yüzden bu cümle yanlıştır. Sıradaki kısma geçelim arkadaşlar. Aşağıda Allah'ın zati sıfatları ile tanımlamaları verilmiştir. Uygun rakamları yazarak eşleştiriniz. Birincisine bakalım. Allah'ın varlığının sonunun olmamasıdır. Nedir arkadaşlar? Beka. Değil mi arkadaşlar? Beka. Bunu yaptık. Allah'ın bir tek olmasıdır. Nedir arkadaşlar? Vahdaniyet. Yani Allah'ın bir olması. Allah'ın var olması arkadaşlar vücut var olmaktır. Evet, Allah'ın var olmak ve varlığını devam ettirmek için hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır arkadaşlar. Yani kıyam bi nefsihi. Evet. Allah'ın varlığının başlangıcının olmamasıdır arkadaşlar. Bu ne, bu da nedir? Kıdemdir. Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesi. Bu nedir arkadaşlar? Muhalefetün lil havadis. Bunu da yapmış olduk. Şimdi sıradaki kısma geçelim. Aşağıdaki karışık İhlas Suresi okunuşunu başına sayılar yazarak sıraya koyunuz. Ve lem yekun lehu kufuven ehad Allahu samet kul huvallahu ehad lem yelid ve lem yulad. O zaman nasıl yapacağız arkadaşlar? Kul huvallahu ehad. Allahu samet lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Bir daha okuyorum arkadaşlar. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Sıradaki kısma geçelim. Allah'ın subuti sıfatlarını yazınız demiş arkadaşlar. Birincisi hayat. Hayat Allah diridir ve canlıdır. Allah hayat sahibidir arkadaşlar. İlim Allah her şeyi bilir. Yani Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Semi Allah her şeyi işitir arkadaşlar. Biz ne söylersek söyleyelim Allah her şeyi işitir. Basar Allah her şeyi görür arkadaşlar. Her şeyi görür. İrade Allah dilediğini yapar. İstediğini yapar. Kudret Allah'ın her şeye gücü yeter arkadaşlar. Yani Allah'ın gücünün yetmediği bir şey yoktur. Kelam Allah peygamberler ile konuşmuştur. Bir de arkadaşlar Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim göndermiştir değil mi? Kutsal kitaplar göndermiştir. Bu da Allah'ın kelam sıfatının bir gereğidir arkadaşlar. Tekvin Allah'ın yaratmasıdır. Yani Allah'ın evreni yaratması, dilediği an dilediği şeyi yaratmasıdır. Ve arkadaşlar Allahu Teala her an yaratma halindedir. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu tür videoların daha fazla gelmesi için bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.